Herkese merhabalar. Elektrik Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arduino uygulamaları yapmaya devam edeceğiz. Bu uygulamalardan LM35 sıcaklık sensörünü kullanarak bir ısı alarm devresi yapacağız. Dilerseniz hemen LM35'in ne olduğunu tanıyarak başlayalım konumuza. LM35 eksi 55 santigrat derece ile artı 150 santigrat derece arasında hassas ölçüm yapabilen analog bir sensördür. LM35 bu şekildedir. 3 tane ayağı vardır gördüğünüz gibi. Bunlardan birincisi Arduino'muzun 5 volt pinine bağlanan 4 ile 20 volt aralığında gerilim uygulanabilen ayak. İkincisi bizim çıkış ayağımız. Yani biz burada Arduino'da programladığımız pini bağlayacağız buna. Üçüncüsü ise GND yani eksi pinimiz. Bu şekilde bağlantısını yaptığımızda LM35'imiz doğru ölçüm yapacaktır. Onun dışında bizim LM35'imiz çıkış geriliminin sıcaklık değerine göre değişmesi prensibiyle çalışır. Ne oluyor bu? Yani 1 derecelik 1 santigrat derecelik bir de değişim çıkış voltajını 10 milivolt değiştirir. Yani 10 katı 1 derece 10 milivolt. O zaman şöyle bir örnek verecek olursak 23 derecelik bir odada bizim çıkış gerilimimiz 230 milivolt olarak okunmaktadır. Peki biz bu hesabı nasıl yapıyoruz? Biz programımızda bir formül yazmak zorundayız. Yani bizim lm 30 eşimiz bir değer okur. Bu değer 0 ile 1023 arasındaki bir değerdir. 0 ile 1023 arasında bir değer okur. Biz de bu 0 ile 1023 arasındaki değeri gerilime çevirmeye çalışırız. Milivolt cinsinden. Ve bunun için şu formülü kullanırız. Voltaj değeri milivolt. Okunan değer bölü 1023 çarpı 5000. Peki bu formül nereden geldi? Şöyle düşünüyoruz. Bizim elimizde okumamız gereken değer minimum 0 maksimum 1023. Ara değerler de var tabi ama bizim için en belirgin 0 ile 1023. Ben 0 okuduğumda 0 volt 1023 okuduğumda da maksimum 5 volta tekabül eder. Yani 0 ile 1023 0 ile 5 volt aralığında birebirdir. Ara değerlerde 0 ile 5 volt aralığında bir değer olacaktır. Şimdi Böyle düşündüğümüzde mesela benim değerim çok uç bir örnek veriyorum. Okunan değerim 1023 okudu. Maksimumu okudu. 1023'ü 1023'e böldüm 1. Çarpı 5000 dedim 5000. Yani 5000 milivolt. Buradaki 5000 demek 5 voltu milivolta çevirdik. 5000 milivolt olduğunu gösteriyor. Yani benim okunan değerimi 1023'e bölerek birim değeri bulacağım. Ve bu birim değeri maksimum gerilimle 5 voltla çarparak istediğim voltaj değerini elde edeceğim. Tekrar veriyorum örneği. Okunan değerim. En belirgin örneğimiz 0 ve 1023 olduğu için bunları veriyorum. Diğer ara değerlerde hesap yapmak şimdilik daha zor. Onu zaten makineye yaptırıyoruz. O yüzden okunan değerimiz 0 olduğunda 0 bölü 1023 0 0 çarpı 5000 0 0 volt. Okunan değerim 1023 olduğunda 1023 bölü 1023 1 1 çarpı 5000 5000 yani 5 volt. Yani Maksimum ve minimumda istediğimiz değerleri veren bir formül. Bu formülü programımıza monte edeceğiz zaten. Birazdan göreceksiniz. Onun dışında bir de ben voltaj değerini hesaplamam yetmiyor. Bunu sıcaklığa çevirmem lazım. Santigrat dereceye. Bir önceki sayfada bahsetmiştim. 10 katıydı. O yüzden şöyle bir formül yapıyorum. Sıcaklık değeri eşittir. Voltaj değeri bölü 10. Az önce ne demiştim? 23 derece 230 milivolt demiştim. 23 derece 230. 230 bölü 10'dan 23. Bu formülü de programıma monte ederek e yapacağım. Şimdi biz bu devreyi yaparken hangi elemanları kullanıyoruz? Her zaman Arduino yoğunumuzu programlıyoruz. Breadboard'umuzun üzerine de devreyi kuruyoruz. Bunların ikisi zaten sürekli olan elemanlarımız. Bir tane LM35 kullanacağız. Sıcaklık ölçümü için. İki tane LED'im var. bir kırmızı, bir yeşil. Yeşil LED herhangi bir problem olmadığını ev sıcaklığının, oda sıcaklığının normal olduğunu gösterecek. Kırmızı LED'im de bir problem olduğunu alarm verecek. Bir tane buzzer kullanacağım. Kırmızı led ile beraber Çalarak bana sesli olarak alarm verecek 3 tane direncim var. Bu dirençler 220 ohm ya da 330 ohm seçilebilir Bunlar da Ledlerimin ve buzzer'ımın Önüne bağlanacaklar Peki ben bu devreyi nasıl kuracağım Hemen Bu devrenin başlığını Taksim Yıldız açıklama Yıldız Taksim şeklinde yapıyorum Lm35 ile sıcaklık ölçümü bunu yaptıktan sonra artık Benim Değişkenlerimi tanımam, tanımlamam lazım pinlerimi atamam lazım Bunun için Integer ya da Define kullanabiliyorduk Bir önceki uygulamamızda LDR uygulamamızda int kullanmıştım şimdi Define ile tanımlayacağım Define lm35a0 Ne yaptım burada Define veri türünde Lm35 isimli bir değişken tanımladım ve bunu a0 pinine gönderdim a0 pinine bağlayacağız Define kırmızı Alttan tire LED. 5. Define veri türünde kırmızı led isimli bir değişken tanımladım ve 5 nolu pine gönderdim. Define yeşil led 6 nolu pine. Define buzzer 7 nolu pine. Yani ben A0, A0'a LM35'imi, 5'e kırmızı ledimi, 6'ya yeşil ledimi, 7'ye de buzzer'ımı bağlayacağım. Burada o tanımlamayı yaptım. Onun dışında benim yapmam gereken az önce size bahsettiğim sensörümüzden okunan değer hesaplayacağımız voltaj değeri ve voltaj değerinden sonra hesaplanacak olan sıcaklık değerimi tanımlamam lazım bir e, değişken ismi olarak. Bunlar için de float float veri türünü kullanıyorum. Çünkü bunlar ondalık sayı olabilir. Ondalık sayılarda kullandığımız e, değiş veri türü float veri türüdür ve float sensörden okunan float voltaj değeri, float sıcaklık değeri olarak 3 tane de değişkenimi tanımladım. Float veri türünde ondalıkla. Artık bu tanımlamalarımız bitti. Bundan sonra void setup içinde ne yapıyordum? Input ve outputlarımı belirliyordum. Burada inputum yok. Outputum var. Kırmızı ledim. Pin mod kırmızı led output. Pin mod yeşil led output ve pin mod buzzer output yapıp tanımlamalarımı bitirdim. Onun dışında seri ekrandan da odamın sıcaklığı kaç derece bir Sıcaklık artışı gözlemlendiğinde bunu kaç derece olduğunu gözlem, gözlemlemek için seri ekranımı kullanacağım. Seri ekranımı da başlatmak için Serial Begin komutunu kullanıyorduk. 9600'de benim ekranımda kullanacağım baud hızıydı. Bunları daha önceki konularımızda anlatmıştık. Diyoruz. Süslü parantezimizi kapattık. Burada yaptığım şeyi tekrar söylüyorum. Pin Mod komutunu kullanarak M'si büyük diğerleri küçük olacak ve kırmızı renkte olacak. Değişkenimi yazdım bakın. Yani 5 nolu pinime... Tanımladım. Değişkenimi yazdım. Ve çıkış olarak tanımladım. Yeşil led 6 no'lu pinimi çıkış olarak tanımladım. Buzzer 7 no'lu pinimi çıkış olarak tanımladım. Ve seri portumu 9600 baud hızıyla başlattım. Bunları yaptıktan sonra artık Void Loop'ta programımı kurabilirim. İlk yapmam gereken, süperantezimi açtıktan sonra sensörden okunan değerimi almak. Sensörden okunan, bakın burada tanımladığım değişkeni yazdım eşittir analog read LM35. Analog read komutunu geçen uygulamamızda LDR'den biliyoruz. Bunlar bir analog sensör olduğu için analog okuma yaptığı için biz de analog read komutunu kullanıyorduk. Dijital read'i kullanmıyorduk. LM35'i bakın A0 pinine bağlı olan elemanımı okuyorum ve okuduğum değeri sensörden okunan değişkenine kaydediyorum. Burada onu yaptım. Ondan sonra voltaj değerini hesaplamam lazım. Sırada o var. Bir önceki konu sayfamızda bunu anlatmıştım. Voltaj değeri eşittir. Sensörden okunan yani burada LM35'in okuyup analog read ile sensörde okunan kaydettiğimiz değer bölü 1023 çarpı 5000 yaptık ve okuduğumuz değeri milivolt haline getirdik. Ondan sonra sıcaklık değerini hesaplıyorduk. Nasıl hesaplıyorduk onu da? Voltaj değerinin onda biriydi. Sıcaklık değeri eşittir. Voltaj değeri yani burada hesapladığımız milivolt değerindeki voltaj değerinin onda biri. Voltaj değeri bölü 10 yaptığımızda sıcaklık değerinde hesaplamış olduk. Artık bütün hesaplamalarımız tamam. Sırada bunları seri ekrana yazdırma var. Seri ekrana yazdırma nasıl yapıyorduk? Serial print komutuyla. Hemen serial print sıcaklık. Burada istediğimiz her şeyi yazabiliriz oda sıcaklığı, evin sıcaklığı, istediğimiz her şeyi yazabiliriz. Bunun için iki tırnak açıp istediğimizi yazıp iki tırnakla kapatmamız yeterli. Böyle mavi şekilde yazıyor o zaman. Mavi yazdığı zaman istediğimiz her şeyi istediğimiz büyüklükte yazabiliriz. Burada sıcaklık eşittir dedim. Ben sıcaklığın kaç olduğunu öğrenmek için sıcaklık eşittir yazdım. Ve serial print kullandığım için bundan sonra yazacağım şey bunun yanına yazacak. Yani sıcaklık eşittir 12 derece mesela. Bu 12 dereceyi de ben burada sıcaklık değeri değişkeniyle hesaplayacağım için buraya serial print sıcaklık değeri yazacağım. Yani şurada artık hesaplanan değer burada yazacak sıcaklığın yanına hemen. Ve bunun yanına bir de santigrat derece yazmak istiyorum. 25 yazmasın orada. 25 santigrat yazsın. O yüzden serial print yazdım ki bundan sonra yazacağım şey bunun yanına gelsin diye. Yine serial print elen santigrat yazdım. Bakın C. Şimdi bunları yazdıktan sonra alta bir çizgi çekmek istiyorum ben. Onun için de serial print elen komutuyla yine çizgi çektim. Bakın iki tırnak içinde çizgimi çektim. Yani benim şu şekilde olacak. Atıyorum sıcaklık 12 derece 6 çizgi. Sonra sıcaklık 13 derece 6 çizgi. Sıcaklık 23 derece 6 çizgi. Bu şekilde seri ekranımda gözlemleyeceğim. Ben burada yazdıklarımla ve bunların tutarlı bir şekilde okunabilmesi için bir gecikme yazmam lazım. Bunu da bir saniye olarak yazıyorum. Bin. Seri ekranıma da değerlerimi yazdım. Bundan sonra artık benim asıl devremi programlayabilirim. Yani LM35'in okuduğu değeri işte LED'lerin ve buzzer'ın çalışma stilini ayarlama devremi bağlayabilirim artık. Onun için de yapacağım ilk şey ne olacak? If eğer sıcaklık değeri 30'un altındaysa if sıcaklık değeri küçük eşit 30. Yani buradaki okuduğum sıcaklık değeri 30 derecenin altındaysa ne yapacağız? Her şey normal olduğu için kırmızı ledim sıfır sönük olacak. Dijital right yeşil ledim bir olacak. Yeşil ledim yanık olacak çünkü her şey normal şu an onu gösteriyor bana. Ve buzzer'ım sıfır. Buzzer'ım da çalışmayacak. Dijital right komutuyla bildiğiniz gibi dijital right komutuyla sıfırla 5 volt gönderebiliyorum pinlere. Burada sıfır dediğim kırmızı led sıfır dediğim 5 nolu pine sıfır volt gönderdim. Yeşil led bir dediğimde 6 nolu pine 5 volt gönderdim ve buna bağlı olan elemanı yaktım. Yeşilledim yaktım. Buzzer dediğimde 7 nolu pine 0 volt gönderdim ve 7 nolu pine bağlı olan elemanım çalışmıyor şu an. Eğer sıcaklık değerim 30'dan alttaysa 30'dan azsa sadece yeşilledim yanıp her şeyin normal olduğunu söylüyor bana. Ama eğer sıcaklık değerim 30'un üzerine çıkarsa süslü parantezimi açtım. Digital Ride kırmızı led 1. Kırmızı ledimi yakıyorum öncelikle. Yeşil LED'imi söndürüyorum. Yeşil LED 0. Digital Right Buzzer 1. Buzzer'ımı çalıyorum. Siren olarak. Delay 1000. 1 saniyelik yani 1000 milisaniyelik gecikme veriyorum. Çünkü burada ben Buzzer'ın sürekli çalmasını değil. Birer saniye aralıklarla yani 1 saniye çalıp yarım saniye susmasını. 1 saniye çalıp yarım saniye susmasını istiyorum. O yüzden burada 1 saniye Kırmızı ledimi yaktım ve buzzer'ımı çaldım. Ondan sonra kırmızı dedim yanmaya devam etsin. Onunla ilgili bir aralıklı çalışmam yok. Yeşil dedim sönmeye devam etsin. Ama bazırım sussun. Ne kadar sussun? Yarım saniye demiştim. 500 milisaniye yani. Delay 500. Ondan sonra eğer sıcaklık değeri hala 30'un üstündeyse bu döngü başa dönecektir ve 30 derecenin altına inene kadar Buradaki program çalışacaktır. Nasıl çalışacaktır? Kırmızı dedim sürekli yanacak. Bazarım da bir saniye çalıp yarım saniye susacak. Süslü parantezlerimi de kapattım ve programımı bu şekilde tamamladım. Bu programı yazdıktan sonra Bizim Arduino derleyicimiz de bu şekilde gözükecektir. Burada birazcık bekliyorum ve ekran görüntüsü alıp Kendi Arduino derleyicisine yazmak isteyenler için bir zaman veriyorum. Bu zamandan sonra artık devremizin breadboard üzerine nasıl kurulduğuna geçelim. Devremizi kurarken her zaman ledlerim basit bağlandığı için ledlerimi breadboarduma bağlarım. Ondan sonra buzzer'ımı breadboarduma bağlarım ve bu led bağlantısını şu şekilde yapıyorum. Her konuda anlattım yine anlatıyorum. Anot uçlarını bakın ledlerimin anot uçlarını şu içerideki küçük olan anottur. Ya da işte ledimin sıfır aldıysanız orijinalse yani hiç kesilmesi bir şey yoksa uzun bacak anottur. Anot bacağımı Arduino'da yazdığım pin yani programda yazdığım pini bağlarım. Bakın yeşil için 6 nolu pini, kırmızı için 5 nolu pini yazmıştım programda ve oralara bağladım anot uçlarını. Katot uçlarına ise bir tane direnç bağladım. Katot ucuna bir direnç bağladım ve bu dirençlerin diğer ayaklarını eksiye bağladım bakın. Yani Arduino'nun GND ucuna. Bazırımın da bir artı bir de eksi ucu var. Artı ucu burada kırmızıya gözüküyor. Artı ucunu programda belirttiğim pine bağladım. 7 nolu pine. Eksi ucunu ise yine bir dirençle 330 ohmluk ya da 220 ohmluk bir dirençle buradan eksiye gönderdim gördüğünüz gibi. İşte led ve buzzer bağlantım bu kadar basit. LM35'e gelince LM35'in yazılı kısmı kendimize doğru baktığında 1, 2, 3 nolu bacak dersek 1 no'lu bacağı Arduino'nun 5 volt ucu bağlanır. Bakın şurada kahverengi ile 5 volt'u bağladık. 2 no'lu bacağı programda yazdığımız pin. A0 pin'i. Bakın analog A0 pin'ini bağladım. 3 no'lu bacağı ise eksi. GND'yi bağladım. Arduino'nun GND ucunu bakın. GND'ye bağlandı. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra devremiz çalışmaya hazır. İsterseniz gelin. Şimdi devremizi breadboard üzerine kuralım ve çalışmasını birlikte gözlemleyelim. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devremizi breadboard üzerine kurduk. Devremizi breadboard'a kurarken yaptığımız işlem çok basit. Aynı konu anlatımında söylediğim gibi önce breadboard'umuza ledlerimizi ve buzzer'ımızı yerleştiririz. Ledlerimizin anot ucuna programda yazdığımız pinleri bağlarız. Yani yeşil ledim için ben burada 6 nolu pini, kırmızı ledim için de 5 nolu pini anot ucuna bağladım. Katot uçlarına ise 330 ohmluk bir direnç bağlarız ve bu direncin diğer ayağını da Arduino'nun GND ucuna bağlarız. Eksi ucuna. LED bağlantılarım bu kadar. Buzzer'ım ise aynı LED'lerde olduğu gibi artı ucuna programda yazdığım pini bağlarım. Yani 7 nolu pini bağladım ben burada. Eksi ucuna ise yine 330 ohmluk mm bir direnç bağlayarak bu direncin diğer ayağını da Arduino'nun GND ucuna giderim. Bu bağlantımı yaptım. LED'ler ve buzzer tamam. LM35'e gelince onun da bağlantısı çok basit. LM35'i de kendimize yazıları denk gelecek şekilde tuttuğumuzda Ayaklarına 1, 2, 3 no'lu numaralarını veririz. Bu numaralardan birincisine yani en soldaki ayağı 1 no'lu ayağı Arduino'nun 5 volt pinini bağlarız. Ortadaki ayağı yani 2 no'lu ayağı programda yazdığım analog pini yani ben burada A0 yazmıştım programda A0 pinini bağladım. 3 no'lu ayağı ise yine Arduino'nun GND ucunu devremin eksi ucunu bağlarım. Bu bağlantıyı yapıp programımızı yazdıktan sonra programımızı yüklemeye geçebiliriz. Hemen yüklememizi yapalım. Gördüğünüz gibi şu an yeşil ya diyor. Seri portumu da açtığımda bakın sıcaklığım şu an 26 derece. 26.88 santigrat derece olarak belirlendi. Odanın sıcaklığı 26.88 santigrat derece. Ben programda şunu yazmıştım. Eğer benim odamın sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkarsa, yani ekstra bir sıcaklık hissedersek bu bir yangın olabilir, bir alevlenme olabilir, hiç fark etmez. Bunu algıladığında bana hem sesli olarak buzzer'dan hem de görsel olarak kırmızı led'den alarm versin. Bakalım şimdi hemen bir çakmakla yapay bir ateş çıkartarak test edelim. Gördüğünüz gibi şu an 42 dereceye kadar yükseldi. Zaten düşüyor çakmaktaki alevi çektikten sonra. 38 derece. Bakın hala bana sinyalimi veriyor. 37 derece, 36 derece, 35 derece. 34 derece. Şu an düşüyor yavaş yavaş. 30'un altına düştüğünde yine her şey normal olduğunda yeşil dedim yanacaktır. Bakın 32.75 32.26 Yavaş yavaş düşüyor şu an sıcaklık. 30.79 30.30 Hala gördüğünüz gibi bana alarmımı veriyor ve 29.81'e düştüğünde artık yine eski haline yeşil haline geri döndü. Bu devrenin çalışması buydu yani normal oda sıcaklığında benim programda yazdığım oda sıcaklığında yeşille her şeyin normal gittiğini gösterirken normal dışı bir durumda yani benim yazdığım derecenin üzerine çıktığında odanın sıcaklığı beni hem sesli hem de görsel olarak e, uyarmasıydı bu devrenin çalışma amacı. Ee, dilim döndüğünce bunu anlatmaya çalıştım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye edip kanala abone olmayı unutmayın ki bu videoların devamı gelsin. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.